أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب Yüce Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. Kılmış olduğumuz namazımızı, bugüne kadar yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi kabul eylesin. Yüce Rabbim huzuruna zengin olarak varabilmeyi, iman ve ameli salih zengini olarak varabilmeyi, dostum deyip mukabele ettiği, hoş geldin, sefa geldin diye Habibinin İltifat ettiği sevgili ümmetinden ve Rabbimizin sevgili kullarından olabilmeyi hem bizlere hem de aile bireylerimize, dost ve yaranlarımıza nasip eylesin. Amin. Kıymetli dostlar, bugün siz kardeşlerimizle, dostlarımızla bir hadisi şerifi paylaşacağım. Bu hadisi şerifi görünce ben şahsen etkilendim. Uzun yıllar hadis-i şeriflerle de meşgul oluyor. Hadis derslerimiz de oluyor. Ama bu hadis-i şerifi sanki yeni gördüm. Benim dikkatimi çekti. Sahih bir hadis-i şerif. Sizin de dikkatinizi çekeceğini ve bundan hep beraber istifade edeceğimizi düşünüyorum. Ukbe bin Amir el-Cüheni radıyallahu anh Efendimiz, sahabe-i kiramdan birisidir. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin rahli tedrisatında ders ve feyiz alanlardan birisidir. Diyor ki, Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Ben, Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini kulaklarımla işittim. Ne demiş? Helâkü ümmeti fil kitâbi velleben. Ümmetimin helak olması iki sebeple gerçekleşecek. Birisi kitap sebebiyle, Kur'an sebebiyle, birisi de süt sebebiyle. Süt ve kitap ümmetimin helak olmasına sebep olacak. Dikkatinizi çekti mi? Kitap kurtuluşumuza vesile olması lazım. Süt de karnımızın doymasına vesile olması lazım. قالوا يا رسول الله ما الكتاب واللبن yani kitap sebebiyle ümmetim helak olacak dediniz. O kitaptan neyi kastettiniz? Süt dediniz. Sütten neyi kastettiniz? قال buyurdu ki aleyhissalatu vesselam Efendimiz يتعلمون القرآن فَيَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ Kur'an-ı Kerim ders kitabı olacak. İnsanlar okuyacak. Ama Kur'an-ı Kerim'i açıklarken Allah'ın istediği gibi, dilediği gibi, murad ettiği gibi değil de kendi arzularına göre, kendi ideolojilerine göre, kendi yandaşlarının beğeneceği, razı olacağı şekilde Kur'an'ı açıklayacaklar. Yani konuşurken Kur'an'dan konuşacak ama Kur'an'ı en iyi anlayan Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleriyle anlatmayacak, kendisi anladığı gibi veya anlamak istediği gibi anlatacak. Şimdi bu hadisi şerifin buraya kadar olan cümlesini
Belki bundan 50 sene önce anlamak zor idi. Ama bugün daha kolay anlaşılıyor. Çünkü ülkemizde tertemiz, pırıl pırıl gönülleri imana ve Allah'a karşı duruşunda hiçbir sıkıntısı olmayan saf insanları akide bakımından bozan dinsiz ve imansız insanlar değil, tefsir profesörleri, hadis profesörleri, ilahiyat adı altında, şemsiyesi altında ünvan kazanmış olan bir takım insanlar. Birileri kalkıyor Meryem annemizi haşa iftira ile lekelemeye kalkıyor. Kur'an-ı Kerim'de adında sureler, sure vardır ve ayetler vardır. Yaratılışı çok açık ve net bir şekilde açıklandığı halde. Birileri kalkıyor, kader yoktur diyor. Birileri kalkıyor, şefaat yoktur diyor. Birileri kalkıyor, Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha iyi anlayan olabilir mi? Olamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak kendisi Es-Sa'idu billah ve enzelnâ ileyke zikre litübeyyine linnâsi mâ nüzzile ileyhim ve leallehum yetefekkerûn. Habibim biz sana kitabı indirdik. Ne için sana indirdik? İnsanlara açıklamayı sen yapasın diye. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in açıklamasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabiri caizse tek tabancadır. Çünkü Allah'tan ayeti kerimeleri alan O'dur. O ayeti kerimeleri nasıl açıklaması gerektiğini de Allah ona öğretmiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in en doğru müfessiri veya tek doğru müfessiri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Şöyle bir ifade kullanayım. Bir ayeti kerimeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şekilde anladı ve açıkladı. Daha sonra bir takım alimler o ayeti kerimeyi başka türlü açıkladılar. Hangisi doğrudur? Elbette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin açıkladığı doğrudur. Öyleyse dostlar, Kur'an-ı Kerim'in tefsirini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleriyle anlamak mümkündür. Çünkü o hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'i açıklamak için gelmiştir. Daha açık ifadeyle şöyle bir örnek vereyim size. Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlardan istediği en önemli vazife hangisidir? Namazdır. Namazı Kur'an-ı Kerim'den anlamaya kalkarsak, sabah namazının iki rekat olduğu var mı? Yok. Rükûn bir tane olduğu, secdenin iki tane olduğu var mı? Yok. Ettehiyyat salli barik okunacak var mı? Yok. Fatiha ve zamm-ı sure var mı? Yok. Ama İslam'ın en önemli vazifesi namazdır. Kur'an-ı Kerim namazı dosdoğru kılın emrini veriyor. Ama nasıl kılınacağı ile ilgili, ey iman edenler, rükû edin, secde edin, namazınızı dosdoğru kılın diyor. Şimdi rükû edin, secde edin. İki tane mi secde, bir tane mi secde? Rükû iki tane mi, bir tane mi? Peki secde nasıl olacak, rükû nasıl olacak? Neler okunacak? Namazla ilgili bir rükû emri var, bir secde emri var. Efendim bir kıraat emri var. Dolayısıyla eğer Kur'an-ı Kerim'i koyduk bir tarafa, sünneti ayırdık Kur'an'dan. Dedi ki sünnet, hadisler bu işe karışmaz. Biz Kur'an'ı Kur'an'dan anlayacağız dersek, biz Kur'an'ı anlayacağız dersek o zaman namazı kimden öğreneceğiz? Orucu kimden öğreneceğiz? Hangi şeyler bozar, hangiler bozmaz, bozunca kaza mı gerekir, kefaret mi gerektir? Bunu nereden öğreneceğiz? Kur'an-ı Kerim zekatı emreder. Peki 40'ta 1 olduğunu nereden bulacaksın? Efendim nisap miktarını nereden bulacaksın? Hangi maldan ne kadar verilmesi gerektiğini nasıl bulacaksın? Kur'an-ı Kerim'de bu da yoktur. Şimdi kıymetli dostlar,
Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anladığı, ona öğretildiği, onun da bize öğrettiği şekilde anlarsak doğru anlamış oluruz. Bunun dışında kalkıp da aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i devre dışı bırakarak Kur'an-ı Kerim'i ben anlarım, biz anlarız Kur'an-ı Kerim'i, başka bir şeye ihtiyacımız yoktur diyen insan kendi heva ve hevesine göre açıklamış olur. Hem kendisi yoldan çıkar hem de başkalarını yoldan çıkarır. Şimdi şöyle bir araştırma yapılsa, Türkiye'de mütedeyyin insanları dinden uzaklaştıran, kenara doğru çeken dinsizler midir? Yoksa hocayım deyip de tefsirciyim, hadisçiyim, ben şöyle alimim deyip televizyona çıkan, dini tartışır hale getiren ulema taslakları mıdır? Elbette ulema taslaklarıdır. Bu tartışmaları insanlar televizyonlarda görünce, dinin tartışıldığını görünce, hadislerin, ayetlerin tartışıldığını görünce kendi dininden soğumaya başlıyor. Şunu da sizinle paylaşmak isterim kıymetli dostlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir. Öyleyse bu Kur'an'ı elçisiyle gönderdiğine göre bunu kime öğretmiştir? Elçisine öğretmiştir. Onun bize öğrettiği dosdoğru olan anlaşılması gereken noktadır kıymetli dostlar. Günümüzde bir hadis düşmanlığı başladı. Hadis düşmanlığı başlayınca bu işin altında ne vardır kıymetli dostlar? Çok açık bir şekilde İslam aleminin medar-ı iftiharı olan ve Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok dayanağı olan Buhari, Müslim ve Kütüb-ü Sitte dediğimiz hadis kaynaklarını hedef alarak bunların yalanlarla dolu olduğunu, Peygamber Efendimiz'in bunları söylediğine dair şahit delil olmadığını söyleyen, bunların güvensiz olduğunu söyleyen İmam Buhari'yi devre dışı bırakmaya çalışan, sözüm ona, ulema taslakları aslında bir projenin sadece bir elemanıdırlar. Onlar bununla beraber hadisi tartışır hale getiriyorlar. Sıradan vatandaş bir hadis okuduğumuz zaman söyle bakalım sahih midir değil midir demeye başlıyor. Sahih nedir bilmez, sahih ne değildir onu da bilmez. Şimdi bana hadis okuma, ayet oku diyorlar. Hadisleri devre dışı bıraktığımız zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözleri bizi bağlamaz. Bunlar kimden geldi? Doğru mu söyledi, yanlış mı söyledi deyip de hadisleri devre dışı bıraktığın zaman ortada bir Kur'an kalır. Ortada Kur'an kaldığı zaman ben size soruyorum. Günde namaz kaç vakittir dostlar? 5 vakittir. Kur'an'dan bunun 5 vakit olduğunu açık açık çıkarabilir misiniz? Çıkaramazsınız. Namaz vakitlerini şuradan başlıyor, şurada bitiyor diye 5 vakti çıkarabilir misiniz? Çıkaramazsınız. Namaz rekatlarını çıkarabilir misiniz? Çıkaramazsınız. Zekatla ilgili tafsilatı çıkarabilir misiniz? Çıkaramazsınız. Ne kaldı? Hadisleri düşürdüğün zaman aslında İslam dinini düşürüyorsun, Kur'an'ı düşürüyorsun. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bazı insanlar Kur'an-ı Kerim'i öğrenecekler ama amel etmek için değil. İnsanları nasıl yoldan çıkarabilirim? Sanki bunun için öğrenmiş olacaklar, nifak için öğrenmiş olacaklar. Ayetleri aslında uygun olarak tefsir etmeyecekler. Ne anlamaya çalışacaklar, ne de anlatmaya çalışacaklar. Kaç kişiyi yoldan çıkarabilirim hedefiyle hareket edecekler. İşte helâki ümmeti fil kitâb. Ümmetimin helâki kitaptadır. Burasını geçiyorum. Kur'an'la ilgili ve din-i celil İslam'la ilgili maalesef ülkemizde yapılan televizyon konuşmalarında, açık oturumlarında yapılan açıklamalar, sosyal medyaya düşen Adem babamızla, Havva annemizle, İsa aleyhisselamla, Meryem annemizle ilgili, kaderle ilgili, şefaatle ilgili, yani temel konularla diyebileceğimiz noktalarda hep fesat, hep fesat, hep fesat, insanların kafasını karıştıracak, allak bullak edecek şeyler. Bunlar ümmetin dinden soğumasına sebep oluyor. Dolayısıyla ümmetin helakine sebep oluyor. Peki hadis-i şerifte ne vardı kıymetli dostlar? Bu ümmetin helaki bir kitapla bir de sütle olacak dedi.
kitabı anladık. Süt meselesi nedir? Ve yuhibbûne leben feyeda'ûne el cemaati vel cuma' ve yebdûn diyor. Yani ümmetim sütü sevecek. Sütü de elde edebilmek için efendim ne yapmak lazım? Develer beslemek lazım. O Suudi Arabistan etrafı ile ilgili bunu önce değerlendiriyoruz. Ne lazım? O şeyde çölde en verimli süt veren kimdir? Devedir. Devenin sütü hem boldur hem de şifalıdır. Bu sefer deve sahibi olmak isteyecekler. Peki develerini şehir merkezinde saklayamayacaklarına göre çöllere gidelim develerle beraber. Efendim şeyden şehirden uzaklaşalım. Tamam. Şehirden uzaklaştığı ne için? İşte süt elde edecek, ihtiyacı duyduğu, sevdiği bu gıdayı elde edecek. Peki şehirden uzaklaşınca, oraya yerleşince cemaate gelebilecek mi? Gelemeyecek. Cuma'ya gelebilecek mi? Gelemeyecek. Bir süt hatırına cumaları, cemaatleri terk edecekler. Şimdi ne dersiniz dostlar? Mesele burada süt meselesi midir yoksa dünyalık meselesi midir? Mesele o insanların süte ihtiyacı vardı. Süt için efendim develeri alıp şehir merkezinden uzaklaşıp onların çobanlığını yapacaklar, onları besleyecekler ve onlardan istifade edecekler. Yaptıkları haram mı? Ya canım deve beslemek haram değil. Deve için efendim oraya da gitmek haram değildir. Burada sıkıntı nerede? Yani ben süt elde edeceğim diye neyi terk ediyorlar? Cumaları ve cemaatleri terk ediyorlar. Kıymetli dostlar, şimdi bir Mekke düşünün, Medine düşünün. Vatandaş tavarlarını almış, develerini almış, bunlardan geçimini sağlayacak, besicilik yapacak, süt üretecek, süt ürünleri üretecek. Efendim şehirden uzaklaşmış, bu adam devesini, davarlarını efendim güderken, hizmetlerini yaparken meşru mu gayrimeşru mu bir iş yapıyor? Meşru bir iş yapıyor. Ama bu meşru işi, iş bir gayrimeşru iş barındırıyor. Nedir o? Cemaatten tamamen mahrum kalıyor. Zamanla cumalardan da mahrum kalıyor. Nasıl olsa çöldeyim, cuma da farz değildir diyor. Ne cuma oluyor ne de cemaat oluyor. İşte bu ümmetimin helakine sebep olacak şeylerden birisi de bu süttür diyor. Biz bu süt meselesini kendimize yorumladığımız zaman, kendi açımızdan değerlendirdiğimiz zaman, kıymetli dostlar, biz nafakamızı temin etmek için, çoluğumuzun çocuğumuzun nafakasını temin etmek için, camilerden, cemaatlerden, cumalardan çok uzak olan yerlere gidip, cumadan ve cemaatten mahrum kaldığımız zaman, aynen bu süt ve davar meselesine bizim iş dönüşmez mi? Elbette dönüşür. Ama ben size şunu altını çizerek söylemek istiyorum ya, gerçekten burasını iyi düşünmemizi tavsiye ediyorum. Adam çölde şehirden uzaklaşıyor, uzakta olduğu için cumaya gidemiyor, camiye, cemaate gidemiyor diye Efendimiz helak sebebi kabul ediyor onu. E peki şimdi İki sokak ötede, üç sokak ötede cami olduğu halde camiye, cemaate gitmezsek biz acaba buna ne diyeceksiniz? Geçimini temin etmek için çöle giden insana cumaları ve cemaatleri terk ediyor diye, cemaatle namazlara katılamıyor diye bunu bir helak sebebi kabul ediyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Onun için kıymetli dostlar, biz nafakamızı temin etmek için helal yollardan koşuşturabiliriz. Ancak ne yaparsak yapalım biz ahirete odaklanmak mecburiyetindeyiz. Her birimiz iyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir patron olabiliriz. Ama bütün hepsinden önce iyi bir kul olmak mecburiyetindeyiz. İyi bir kul olmak mecburiyetindeyiz. İyi bir kul nasıl olabilir? Mesela iyi patron nasıl oluyor? İşçinin haklarını veriyorsa, efendim zulmetmiyorsa ona iyi patron diyorlar. İyi işçi nasıl olabiliyor? Efendim işverenin verdiği görevleri güvenle yerine getiriyorsa o da iyi işçi oluyor. Doğru mu? Yani her meslekte iyisi vardır. Her işi yapanların iyisi vardır.
Hangi işi yapıyorsak biz o işte iyi olabiliriz. Ama şurasını unutmamak lazım ki eşimizle olan münasebetlerimizde iyi eş, çocuklarımızla olan münasebetlerimizde iyi baba, komşularımızla olan münasebetlerde iyi komşu olmak mecburiyetindeyiz. Fakat bütün bunların önünde ne vardır? İyi bir kul olmak vardır. Şimdi sorarım size kıymetli dostlar. Dördüncü katta, beşinci katta oturan bir insan bir düğmeye basıyor, asansörle aşağı iniyor. Çıkacağı zaman bir düğmeye basıyor, asansörle yukarı çıkıyor. Yani eğer cemaate gitmek istese, namaza gitmek istese terlemeden gidecek, terlemeden gelecek. Belki apartmanımızın burnumuzun dibinde cami vardır. En uzak camiye, Y'ye gitmeye kalksak 5 dakika almaz. Y'ye gitmemiz eğer uzun sürecekse Allah'ın verdiği imkanlar vardır. Her tarafa bizi götüren kaliteli, vasıflı, vergisi bile gözleri kamaştıracak arabalarımız vardır. Bu arabalar her tarafa götürürken camiye, cemaate götürmüyorsa burada bir sıkıntı var mıdır sizce? Vardır. Tekrar ben hadis-i şerifin ikinci cümlesini hatırlatmak isterim. Biz kardeşiz. Bu sohbetlerde biz gerçekleri konuşacağız, anlayacağız. Burada ağlamak mendille giderilir. Gözyaşını silersin. Ama alemi berzakta ağlamaya başlarsak ne mendil var, ne selpak var, hiçbir şey yok. Kardeşler, şimdi İbn-i Mesud radıyallahu anh Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra bir yere gidiyor. Medine'nin köylerinden bir köye gidiyor. Gittiği köyde bakıyor ki camide cemaat az. Köy nüfusu kalabalık ama cemaat az. Diyor ki cemaatle namaz kılmak diyor Sünen-i Huda'dandır. Sünen-i Huda demek İslam alameti olan İslam'ın çok önemsediği sünnetlerdendir. Hani misvak sünnettir ama Sünen-i Huda'dan değildir. Sünen-i Huda, ezan mesela önemlidir, Sünen-i Huda'dandır. Cemaatle namaz Sünen-i Huda'dandır. Cemaatle namaz kılmak Sünen-i Huda'dandır. Biz bizim zamanımızda diyor, neyi kastediyor? Peygamber Efendimiz'i kastediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bizim zamanımızda, yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizim başımızda olduğu zaman cemaate gelmeyen insanlar sadece toplum içerisinde münafık olduğu bilinen kişiler gelmezdi, aksatırlardı diyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh Efendimiz diyor. Cemaate gelmeyenler kimdi? Topallama yapanlar, toplumda bu adam münafıktır diye bilinen kişiler cemaate gelmezdi diyor. Onlar aksatırdı yani, hiç gelmezdi değil, onlar aksatırlardı. Yakalanmamak için geliyorlar da onlar aksatıyorlardı. Bizden birisi hasta olduğu zaman namaz vaktinde camiye cemaate gelebilmesi için kendi ayaklar üzerinde tek başına gelemiyorsa arkadaşını ve komşusunu çağırıyordu. Kardeş, ben camiye gitmeye gücüm yetmiyor, koluma gir de beraber gidelim. Eğer bir kişinin koluna girmesiyle gidemiyorsa iki kişiyi çağırır, sağından solundan koluma girin de beni de camiye cemaate götürün derlerdi diyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği talebelerin cemaat anlayışı böyleydi. Ve şu cümlelerle İbn-i Mesud radıyallahu anh Efendimiz sözlerini bitirir. Der ki arkadaşlar bu cemaatle namaz kılmak bizim zamanımızda bu kadar önemliydi ve Sünen-i Huda'dandır. Eğer siz namazı evinizde kılar, camide cemaatle kılmazsanız peygamberinizin çok önemli bir sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin çok önemli bir sünnetini terk edince de la zaliltum, sapıtırsınız. Yoldan çıkmış olursunuz diyor. Sahabe-i kiram Rıdvanullahi aleyhim ecmaîn içerisinde en alimlerinden birisi olan Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Efendimiz böyle buyuruyor.
Bu hadisi şerifle ikisini birleştirdiğimiz zaman kıymetli dostlar, bizim hayat akışımız içerisinde sahip olduğumuz özelliklerden birisi cemaati terk etmezdi olmalıdır. Sizden herhangi birisi, bizden herhangi birisi yarın musalla taşına geldiğinde bizi tanıyan, tezkiye edecek olan hoca efendi, kardeşler, ben bunu tanırım. İyi bir Müslümandı, cemaatle namazı terk etmeyen birisiydi demesi bizim için en büyük tezkiyedir. İza ra'aytumur racule yeteahadu fil mesacid. Bir insanın camiye düzenli gidip geldiğini görürseniz feşhedu lehu bil iman. İmanla ona şehadet edin. Yani bir insanın cemaat düzeni varsa bu insanın mümin ve muvahhid olduğuna şehadet edebilirsiniz. Kıymetli dostlar, bu hadis-i şerif süt meselesi gerçekten ben ilk gördüğüm bir hadis-i şerif oldu veya hatırlamıyorum daha önce gördüğümü. Evvela anlamakta zorlandım. Hadis-i şerif şerlerine de baktım. Sonuç olarak mesele süt meselesi değildir. Mesele geçim meselesi, mesele canımızın arzu ettiklerine ulaşma meselesidir. Biz ne yaparsak yapalım, hayatımızı oturturken mutlaka beş vakit namaz bizim için önemli olduğu gibi camide cemaatle olmasını da alışkanlık haline getirmek lazım. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin önemli sünnetlerinden bir sünnet olduğunu bilmek lazım. Şimdi derler ki, bir duvardan bir tane taş almak zordur. Birinci taşı almak zordur. Birinci taşı aldıktan sonra ikincisini, üçüncüsünü almak kolaydır. Binayı yıkmak da kolaydır. Eğer biz cemaatle namaz konusunda hassas olursak bizim aslında garantiye aldığımız namazımızdır. Cemaatle namaz, namazın tabiri caizse aksesuarıdır. Onun süsüdür. Bunda hassas olan insan zaten namazında hassastır. Daha önceki derslerimizde söylediğimi hatırlıyorum. Rahmetli İhsan Efendi hocamızdan şöyle güzel bir anekdot dinlemiştik, menkıbe dinlemiştik. Dedi ki, buyurmuşlardı ki, Allah ona da bütün geçmişlerimize de rahmet eylesin. İnsanlar camide cemaatle namaza durduklarında Allah Celle ve Ala Hazretleri meleklerden bir melek gönderir. Der ki, git şu cemaatle namaz kılan insanlara bak. Eğer imamın kalbi, kalıbı kıbleye döndüğü gibi kalbi de kıbleye dönmüşse hepsinin namazını kabul edeceğim. Melek gelir bakar ki imamın kalbi Allah'a yönelmemiş. Bit pazarında dolaşıyor, alışveriş yapıyor, hanımla kavga yapıyor. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri o zaman birinci saftakilerin kalplerine bak. Eğer onlardan bir tanesinin kalbini, kalıbı kıbleye döndüğü gibi kalbini de kıbleye görürsen, yani kalbiyle kalıbıyla namaz kıldığını görürsen hepsininkini kabul edeceğim der. Kısaca söyleyelim. Melek bakar ki birinci saftakilerde fos çıktı. O zaman camide namaza duranlardan bir tane dahi olsa, imam değil, birinci saf değil, hangi saf olursa olsun, varsa onun hürmetini hepsini kabul edeceğim der. Melekler üçüncü incelemeyi yaparlar. Bakarlar ki gerçekten cemaatin içerisinde bir tane aranan kan yok. Melekler, ya Rabbi, ne imam, ne birinci saf, ne ikinci saf, ne de cemaatten hiçbir tane kalbiyle, kalıbıyla namaz kılan bulamadık derler. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri meleğe, ey melekler, her ne kadar imam ve cemaatin kalıpları kıbleye dönmüş fakat kalpleri kıbleye dönmemiş ise de bunlar evlerinden ve iş yerlerinden niçin buraya geldiler? Daha kaliteli namaz kılalım diye buraya geldiler. Niyetleri halis ve gelişte evlerinde ve iş yerlerinde kılabilir oldukları halde daha iyisini, daha doğrusunu, daha faziletlisini yapalım diye buraya geldiler.
niyetleri sağlamdır. Her ne kadar kalpleri, kalıpları gibi Allah'a yönelmemiş, kıbleye yönelmemiş ise de gelişteki niyetlerinin samimiyeti sebebiyle hepsinin namazını kabul ettim der. Dolayısıyla camide cemaatle namaz kılmanın namazın garantisi açısından çok önemli yeri vardır. Bu bakımdan kıymetli dostlar, bu süt meselesini unutmayalım. Bir insan nafakasını temin etmek için bile cemaatten uzak kalırsa, cumadan cemaatten uzak kalırsa, onun için tehlike oluyorsa, biz elhamdülillah İstanbul gibi yerde nafakamızı temin ederken hem iş yerimize yakın camiler var, hem evlerimize yakın camiler var. Bizim vaktimizde camiler yetim kalmaz. Şimdi şu cümlelerle bitireyim kıymetli dostlar. Ben kendi köyümden bahsetmiyorum. Kendi köyümden de bahsetsem aynıdır, değişmez. Köylerimizi bir düşünelim. Efendim, birçok camide günde 5 vakit ezan okunur, bir tane cemaat yok. Bir tane cemaat yok. Efendim, peki kardeşler, şimdi gözümüzü yumsak, ağzımızı açsak, fi tarihinde camileri ahıra çeviren insanları kötüleriz, doğru mu? Camileri kapattılar, ahıra çevirdiler. Ya birisi gitmiş caminin kapısını kapatmış, şey vurmuş, kilit vurmuş. Öbürü de kilit vurmamış, mühür de vurmamış ama cami açılıp kapanmıyor, kimse yok orada. Gelen giden yok. Ne fark eder? İkisinde de cami kapalı. Yani birisinde asker gücüyle kapatmışlar, birisinde de şeytan gücüyle kapatılmış. Ne fark eder ki? Şunu söyleyeyim. Evimize gitmediğimiz zaman veya geç gittiğimiz zaman evimizdekiler neredesin ya? Evin var mıydı? Diye espri yapmazlar mı? Peki biz camiye gittiğimiz zaman melekler bize neredeydin? Senin de caminde var mıydı? Deyip bize espri yapmasınlar. Yani kardeşler, camiler sadece cumadan cumaya ulaştığımız, uğradığımız yerler olmasın. Bu hadis-i şeriften de çok net anlaşıldığı gibi, gelin bundan sonra cami ayarımızı biraz daha düzeltelim. Cami kuşu olalım, caminin üyesi olalım. Biz musalla taşına geldiğimiz zaman bizimle ilgili şahadette bulunacak olan kardeşler, biz şahidiz ki bu caminin müdavim cemaatindendir. Şu cümlelerle bitiriyorum. Şimdi geldik musalla taşına kıymetli dostlar. Musalla taşında bizi tezkiye edecek olan insan dese ki bizimle ilgili, ey cemaati müslimin, bu kardeşimiz var ya, bunun 4 tane fabrikası vardı. Gökdelen gibi apartmanları vardı. Çok da model model kaliteli arabaları vardı. Özel de uçağı vardı. Deyip cenazemizde böyle bir tezkiyede bulunsa cemaat yapmaya öyle mi derler mi? Kardeşim sen kafayı mı yedin? Bunlar ne işe yarar şimdi? Bu ölen insan için bunlar ne işe yarar mı derler? Elbette ikincisini söylerler. Bunlar artık bir işe yaramaz. O şimdi asker derler ya. Artık bunların hepsi asker oldu. Hiçbirisi onun değildir yani. Ama tam tersine bir başka şey söyleseler. Kardeşler, bu musalla taşında yatmakta olan kardeşimiz dininde, imanında hassastı. Namazını camide cemaatle kılan iyi bir Müslümandı. Bu tezkiye mi geçerli? Biraz önce söylediğim tezkiye mi geçerli? Bu ikincisi geçerli. Onun için zor mu kardeşler? Zor değildir, çok kolaydır. Sadece bir alışkanlığa bağlıdır. Bu itibarla bugünkü dersimizde burasını alalım kıymetli dostlar. Hem de haram aylardayız, Recep-i Şerif'in içerisindeyiz. İnşallah bunu alalım. Bu bize güzel bir hatıra olsun. İnanın ki ibadetimiz değişir. İbadetimiz değişince hayatımız da değişir. Bereket de gelir. Yüce Rabbim her birimizi iyi bir kul olmaya muvaffak eylesin. Rabbim her birimizi iyi bir ümmet olmaya muvaffak eylesin. Rabbimiz her birimizi kalbi imanla dolu, gönlü aşk-ı ilahiyle dolu,
ibadet konusunda doymak bilmeyen ahiret zengini olarak dünyadan ahirete göçebilmeye her birimizi muvaffak eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.